Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yolu yaptık ama yağmur yağdı. Yağmur yağınca tekrar yolu biraz sıyırmam gerekti. Üstündeki çamur, ıslak malzemeyi. Çünkü kil az bir şey yağmuru gördü mü de artık da şeyini kaybediyor, özelliğini kaybediyor. O yüzden üstündeki şimdi bu 10-15 santimlik bir katmanı aldım. Çamur olan katmanı. Aşağıda kamyon bizi bekliyor. Gidelim kamyonu dolduralım. Ondan sonra tekrar geliriz buraya. Ya burayı ne güzel yapmıştım. Ya aslında kuru malzeme olsa üzerine böyle inceden bir 10-15 santim kuru malzeme sersek her şey düzelecek de düzelmiyor yani. Ne yapalım? Yokuş. Hep yokuş. Ne diyeyim, bu pedalın önüne ne sıkışıyor? Bu girişi de çok su vardı. Orayı aldım. Kuru malzeme bastım. Artık bilmiyorum. Şuradan bir kamyonları çıkarsak. Şurada da gablo var. Gablonun altında zaten çok rahat çalışamıyorum. Ya şöyle bir sefer çıksalar 6-7 araba sıkıntısız bir şekilde. Ondan sonra devamı gelecek de. Sarı bir hiyeksimiz var burada. Kardeşler harfiyatı. Şimdi onu yükleyeceğim. Kabloya takılıyor. Kabloya takılmasak. Bir araba daha yüklerim ya. Tamam. Seferinde de yüklersin. Tamam. Tamam, sen daha gelmen gerekiyor abi. Tamamdır. Ben... Evet, kamyona şöyle biraz uzak durursak rahat yükleriz gibi geliyor bana. Bu kilin çöp malzemesi. Çöpe gidiyor. Yani fabrikadan çıkan atık kil parça şeyi yani atık kil tozu. Sonuçta kil de işleniyor, bir süreçten geçiyor. Ondan illaki artan malzeme oluyor. Bu da o malzeme. Şöyle yükleyelim yavaş yavaş. Ana yola çıkmadan üstünün brandasını falan örtüyorlar. Böyle toz yem malzemeyi bu şekilde taşımak hem sıkıntı hem yasak. Sağ içinde sorun olmuyor. İleri geri fabrikadan buraya, buradan fabrikaya ama trafiğe çıktığınız zaman ister istemez üzerini örtmeniz gerekiyor. Ben buradan şimdi elini ayağını toplarım. Buradan bir araba daha çıkartırım. Ya kova dolmuyor zaten. Toz malzeme olduğu için kovanın içine kadar alırsa o kadar. Çok oldu ya kamyon yüklemeyeli gerçekten. Burada stokta çalışa çalışa hamlamışız.
günlük 60-65 araba yüklüyorduk ya harfiyatta. Şu an bugün yüklediğim 6. araba. Bu 5. araba, bir araba daha gelecek. 6 araba tamam, bitti artık. Bir 10 gün, bir ay daha kamyon yüklemem herhalde. Yani stoktan fabrikaya çekmeye başlasak o zaman yine günlük 30 araba yüklerim de. Tozlu yerinden alalım. Telekomcuların kablosunu Killstone içinde bıraktık. Adamlar ikide bir gelip bakıyorlar diyecektim. Aa, şimdi de buraya geldiler. Evet arkadaşlar, işler birbirine girdi. Dışarıdan kamyon geldi. Şefler geldi. Telekomcu geldi. Benim kablom kopmuş diyor. Herkese laf anlattık biraz. Temel'in bir fıkrası geliyor işte aklıma o zaman. Memleketin tek askeri ben miyim diye. Harbiden böyle durumlarda memleketin tek askeri benmişim gibi hissediyorum. Yani başka hiç kimse yok sorumlu. Bu işin şefi var, amiri var, memuru var. Gidin onlara belirtin ya durumu. Bana niye gelip soruyorsunuz değil mi? Böyle sıkıştırıyoruz ama alırken yine dağılacak ister istemez. Hemen şöyle şuradan da toplayalım biraz. Arada böyle ters basabiliyorum yani. Sürekli palete bakmadığım için arada böyle ciğer tarafına, istikamet tarafına ters basabiliyoruz. Çok tehlikeli bir yer olsa buna dikkat ediyorum yani, ne tarafa bastığıma. Yol falan olsa göçer, paletin altı kayar, patlar diye. Çünkü ters bastığınız zaman isterseniz baskı da değişiyor, makinenin bastığı yön de değişiyor. Ama böyle düzün yüzünde de pek şey yapmaya gerek yok, kasmaya. Olduğu kadar, olmadı kader demişler. Hadi oğlum, güldür yüzümüzü. Tamam. Son bir araba daha aldık mı kalanı olduğu yere sererim. Yani o kadar da olsun değil mi? Ya köpekçik, sen de şuradan bir git de artık. Bizi bir sal da. Bizi bir sal. Ne oldu ne? Öldün mü ya? Bir tane köpek var. Ayrılmıyor. Burada ne oldu acaba? Enin mi öldü? Yavrum mu öldü? Ben anlamadım ki. Şimdi buradan yüklersem toz direkt üzerime geliyor. Şu şekilde yüklersem sıkıntı yok. O da hisleri çok kuvvetli. Ben bir keresinde bisiklet çalışırken beton santralinde istemeyerek gece karanlıkta bir köpek ezdim. Ya enik köpek. Ya annesi var ya, bildiğiniz bir hafta peşimde gezdi. Yani bisikletin peşinde gezdi yani, bildiğiniz hissetti sanki. Ama istemeyerek ezdim yani, isteyerek hiçbir canlıya zarar veremem. Görmedim yani gece geri gelirken karanlıkta.
kendi gelip girdi. Yani ben çalışma sahasının içinde, şimdi burada çalışıyorum, ileri geri gidip malzeme taşıyorum kova kova santrale. Yani orada virajın dibinde geri geri gelirken geldi, lastiğin altına girdi. Gittim, gömdüm. Ondan sonra annesi rahat bir hafta peşimde gezmişti yani. Makinenin peşinde, benim değil de makinenin peşinde bir hafta gezmişti yani. Resmen anlamış gibiydi. Neyse, kamyon gelene kadar mola verelim. Evet arkadaşlar, kamyon geldi. Ferdun Reis 2006 Hino'su var. 26-260. Ferdun Reis'e de çok çalıştık ya. Güzel harfiyat yaptık. Taş duvar harfiyat. Taş getiriyordu. Ahırın şey, besi ahırıydı herhalde. Aynen, büyükbaş besi ahırıydı. Küçük baş da vardı ama genel hep büyük baştı. Taş getiriyordu, geri gelemiyordu, batıyordu. Diyordum halatın yok mu Osman, yapma diyordu ya. Ne olursun diyordu, benim arabamı çekme. Yapacak bir şey yok diyordum, çekeceğim. Çok çektirdim. Şu piyasada çalışmadığım şoför sayısı çok azdır ya. Hani illaki vardır ama bizim çevremizde aldık mı zaten işimiz bitiyor. Stoğa geçeceğim, ondan sonra kamyonlar gelecek. Kamyonlar geliyor da yukarı çıkamıyorlar stoğun üstüne. Fabrikadan loderci geliyor. Adam elini birbirine bağlamış. Ya buradan çıkamıyorlar mı? Buradan olmuyor mu? Ya harbiden sinir olmamak elde değil ya. Sanki ben kendi işimi yapıyorum yani. Onun işi, ben olmasam o yapacak ya. Bu yolu da o yapacak. Stoğu da o itecek. Ya ben olmadı. Burada çoğu fabrikada loderciler hem stoğa koşuyor hem fabrikaya, yani adamlar neredeyse nefes almıyor desem yeridir yani. Ben burada adamın işini rahatlaştırıyorum. Sadece dediğim şey üstünün, çünkü ben tırnakla alıyorum ama bu sefer gevşek malzeme alttaki malzemeye karışıyor. Dediğim şey, diyorum ki üzerinden sadece bir 10 santim sıyır, yani dalgalı olmasın, düz şekilde 10 santim sıyır. Çıkmıyor mu? Olmuyor mu? Bana böyle ikilemli konuştu mu bir insan, acayip sinir oluyorum yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaparım. Ya, kuru malzeme olsa sorun yok. Yani şu malzemeyi mesela yola serebilsem, seremiyorum işte, çöp malzeme. Şu malzemeyi yola serebilsem var ya, o yoldan tır bile çıkar da dorseli. İşte Kil'in de böyle bir kötü huyu var işte, yani bu yolu en baştan yapa yapa çıkacaktık, tamam mı? Yani bu yol bu kadar dik olmayacaktı. Bu arada kablo olmasaydı ben bu yolu yapıyordum. Arada kablo olduğu için biraz böyle kablonun üst seviyesine çıkınca yol yapmaya başladım. Kamyona giderken pek de konuşamıyorum. Adamın kamyonunu bir taraflı yüklemeyelim. Dengeli yükleyelim ki sonra demesin yani, bu ne biçim operatör. Piyasada mesela kamyoncular şeye bakar. Sağlı sollu mu yüklüyor yoksa ortalı mı yüklüyor bir operatör, ona bakarlar. Operatörün yani iyi olup olmadığını oradan değerlendirirler yani. Sağlı ya da sollu yüklüyorsa o operatör iyi değildir. Ama tam ortalı dengeli yüklüyorsa o operatör iyidir yani. Onların da sonuçta kendi malı. Yani şoför olsa da aynı muamele ama şimdi insanın kendi arabası olunca bir tık daha farklı oluyor yani. Adımız kötüye çıkmasın değil mi? Az dikkat edelim.
hemen bir kova daha atacağım. Gerisini olduğu yere sereceğim. Şunu bir sereyim bakalım ne oluyor. Seviyesi oldu bence. Hemen soralım bunu. Ferdun Reis. Biraz sağlı sollu oldu ise idare et bak. Ben bir aydır kamyon falan yüklemiyorum. Sonra adımızı çıkartma kötü operatör bu diye. Yok, daha gelecek mi? Yok. Bitti mi? Bitti. Başka yere gidecekmişiz herhalde. Başka yere mi? He. Bilmiyorum ki. Sorarsın. Operatör Osman Yazıcı'ya ya. Evet. Türksel mi tersim mi? Valla bilmiyorum. Sende hangi hat var? Evet. Sende hangi hat var? Ver bir ara gazı. Canını yedi. Ventil hani ventil. Ulan. Seviyorsun bu hayatı. İzlersin kendin. Ben yine basıyorum tamam mı? Ağlama be oğlum diye, ağlama diye, ben de ettim ya. Ben gidiyorum. Hadi güle güle. Ferdun Reis'im iyidir ya. Ferdun Reis'le bayağı çalıştık yani. Güzel harfiyat da yaptık. Da şöyle serelim şuraya. Ya bunun için buraya kamyon getirmeye bence hiç gerek yok. Ne var şurada? 3 kova malzeme var. Bu da böyle bir kamyon yükleme videosu oldu. Her günümüz ayrı bir iş yani, o yüzden ayrı bir iş, ayrı bir heyecan. Benden bu kadar.